Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. 9. ünitemize geldik. Üçgende trigonometrik bağıntılar, yani kosinüs teoremi ve sinüs teoreminin sorularını çözeceğiz şimdi arkadaşlarım. Birinci sorumuzla başlıyorum. Şöyle odaklanmaya da bir bakayım. Güzel gözüküyor dostlar. Hemen başlayalım bir numarayla. Şimdi bir numarada kosinüs teoremi yapmamı istiyor. Bir kosinüsü hatırlamak adına şu soruyu kosinüs teoremiyle bir çözelim. X'in karesi eşittir, yani açının karşısındaki kenarın karesi eşittir diye başlıyorum. Kollarının kareleri toplamını alacaksınız. 6'nın karesi 36, 4 kök 2'nin karesi 32. Eksi 2 çarpı kolların çarpımı, yani 6 çarpı 4 kök 2. Bir de çarpı aradaki açının kosinüsünü yazacaksınız buraya dostlarım. Yani kosinüs 45. O da kök 2 bölü 2 idi. Şimdi düzenleyelim. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Şu 2'yi götürsün. Şurası 24. 2 ile de çarptım. 48 geldi. 36 ile 32'yi topladım. 68 geldi. 68'den de 48'i çıkarttım. 20 çıktı x kare. Dolayısıyla x eşittir 2 kök 5 geldi gobeller. Bu. Tabii bunu biz normalde, hani normal bir bu başlık altında değil de başka bir yerde karşımıza çıksaydı, 45'i gördüğüm için karşısına diklik indireceğim diyecektim. Şuradan bir diklik indirip 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4. Burada 4 olacaktı ve şuraya 2 kalacak diyecektik. Şurada da bir Pisagor bağıntısı yapıp 2, 4. Biri diğerinin 2 katıysa, benim hatırım için ezberleyin demiştim. Biri diğerinin 2 katı geldiğinde küçüğünün kök 5 katı oluyordu. Hipotenüsümüz 2 kök 5'i böyle de bulduk arkadaşlar. Ve geldim 2 numaralı soruya. Bir ABC üçgeninde ACB açısının ölçüsü alfa. Şuraya yazalım. ABC üçgeninde ACB açısının ölçüsü alfa. AC 10, BC 4. Kosinüs alfayı vermiş, AB'yi soruyor. Hadi burada kosinüs teoremini yapalım isterseniz. Açının karşısındaki kenarın karesi, yani x kare eşittir diye başlıyorum soruya. X kare eşittir 4'ün karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. O da 2 bölü 5'miş dostum. Düzenleyelim hadi. 5'e bölelim burayı. 5'e bölelim, 2 kalsın. 2 kere 4 8. 8 kere 2 16. 16 ile 2'nin çarpımı, şurası 32 geldi. Şurayı bulalım. 100 var, bir de 16 var. 116 da burası geldi dostum. X kare eşittir 116 eksi 32. Bunu da çözelim. 116'dan 32'yi çıkartalım. 4, 11'den 3 çıktı 8, 84. O da 4 çarpı 21'den 2 kök 21 geldi gobeller. Evet, 3 numaradayız. ABC üçgeninde AB 6, AC 7, B ile C'nin toplamı 120 ise şu açıya 60 derece kalacak. Buna göre BC kenarı nedir diye de bir soru sormuş bize. Gelin bunu şuradan çözelim dostlar. Şurada bir 60'ı gördük, dik indirelim. Hiç kosinüs teoremi yapmayayım ben burada. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, şuraya da 4 kaldı. 60'ın karşısı da 3 kök 3. Şimdi bir Pisagor patlatalım. X kare eşittir bir 4'ün karesi, bir de 3 kök 3'ün karesi, yani 27. 27 ile 16'yı topladım. 37, 43 yaptı. Cevabımız Bursa'daymış dedik. Dördüncü sorumuz. Bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlarım hemen. Şöyle bir açısı 150 dereceymiş. AC'yi 2 kök 3 vermiş. Şurası 2 kök 3. BC'yi de 2 kök 13 vermiş. Bu da tamam. AB uzunluğu nedir diye soruyor. BAC açısı da 150 dereceymiş. Gördük bunu dostlarım. Şimdi bunu yine Pisagor'la da çözebilirim ben arkadaşlar. Şurayı biraz uzatırım. 30 dereceyi çizerim. Şuradan da bir diklik indirir. 90'ın karşısı 2 kök 3. 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı da 3'tür der. Bir de büyükte Pisagor yapar, çözer.
Ama kosinüs teoremi yapalım. Bir de onu da hem alışalım artık yavaş yavaş kosinüs teoremine. Şimdi açının karşısındaki kenar 2 kök 13. Bunun karesi 52 yapar. Eşittir. X kare artı 2 kök 3'ün karesi, o da 12, eksi 2 çarpı x çarpı 2 kök 3 çarpı kosinüs 150. Şimdi kosinüs 150, kosinüs 30'un eksilisine eşit. Kosinüs 30 dediğim açı kök 3 bölü 2'dir. Bunun eksilisi olacak. Yani eksi kök 3 bölü 2'dir. Ben bunun eksilisini getirdim, şuraya verdim ve artı yaptım burayı. Şimdi düzenleme aşaması. İkiler gitti. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Ben bir de bunu 2 ile çarptım. 6 yaptı. Bir de x var burada. Yani 6x yaptı burası. Burası da x kare artı 12 geldi. Şimdi 12'yi de bu tarafa atalım. 40 oldu dostlarım. Şöyle 40 eşittir. X parantezinde x artı 6 geldi. Şimdi bir şeyle 6 fazlasının çarpımı 40'a eşit. X'e 4 desek, değer versek. 4 yazınca burası 10 oluyor kardeşim. Gerçekten 4 ile 10'un çarpımı 40 olduğu için cevap 4 geldi. Evet, 1 numarayı gömdük ve fırlattık. Geldi 2 numara. ABCD paralel kenar diyor. Peki. 2 var. 6 yapıyor burası dostum. O halde şuraya da 5 kalacak. Bu kenar 6 ise bu kenar da 6. Burası da 8. X'i soruyor bize. Bir de BAD açısını. BAD. Şu açıyı da 60 derece vermiş bize. Gelin şuradan bir paralel çizelim biz. Şuradan da bir biz paralel çizelim. Burası 8. 2 ise burası 2. Buraya 3 kaldı diyelim. U kuralından şuradaki açımızda 120 geldi dostlarım. Şimdi x'i bulalım. Hadi kosinüs teoremiyle yapalım bunu yine. X kare eşittir. Bir 3'ün karesi, bir 8'in karesi. Yani 64 artı 9. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 120. Dostum kosinüs 120 kosinüs 60'a eşit. Ama eksilisine eşit. Kosinüs 60 1 bölü 2'dir. O halde eksi 1 bölü 2 gelecek. Ben bunun eksisini şuradaki ortadaki eksiye verdim. Artı yaptım. Şimdi düzenleme aşaması. Şununla şu gitti. 3 kere 8 24. 64 ile 9'un toplamı, şuradan devam edeyim. X kare eşittir. 64 ile 9'u topladım. 73. 24 de buradan geldi. 97 yaptı galiba. Evet. X kare 97. X eşittir kök 97 oldu. Ve ikinci sorudayım. ABCD yamuk 135 derece var. 7 var, 2 var, 4 kök 2 var. Buna göre BC kaçtır diye de bir soru sormuş bize. BC neresi? Şuradaki uzunluğu soruyor dostlarım. Şöyle yapalım. Hemen şuradan bir yamuğun klasik hamlesi. Şu paraleli bir çizelim. Şimdi 4 kök 2 ise bu da 4 kök 2. 2 ise burası da 2, şuraya 5 kaldı. 135, U kuralından burası 45 derece. Yine yöndeş açılıktan şu da 45 derece. Dostum şurada bir kosinüs teoremi yapıp x'i bulabilirim. Ama 45'i gördüğüm için ben karşısına dikliğimi indirdim. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4, 4 olacak. Şurası da 5'ti, 1 kaldı buraya. Hadi şuradan da Pisagor yapalım şimdi. X kare eşittir 16, bir de 1 buradan geliyor 17. Yani x eşittir kök 17. Ve geldim şu 3 numaralı sorumuza. ABC eş kenar dörtgenmiş. O zaman bir kenar 8 ise bütün kenarlar 8, 8. Şuraya da 6 kaldı. Kosinüs alfayı vermiş. EF'yi istiyor bizden. Gelin EF'yi şuraya taşıyalım. Yani EF'ye paralel çizdim. Burası 2, burası 4 oldu. EF'ye de x diyelim. Hadi şurada hemen kosinüs teoremi yapıyorum. X kare eşittir 8'in karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa. Onu da 3 bölü 4 diye vermiş bize. 4'ler gitti. Şurayı bir düzenliyorum. 2 kere 8 16. 16 ile 3'ü çarptım 48. Şurası da 80 yaptı. 80 eksi 48. 80'den 48 çıkarsa galiba 32 kaldı.
x eşittir x kare 32 ise x de 4 kök 2 geldi. Evet, dördüncü sorumuz. Yine bir yamuk var. Yamuk görünce ne yapacaktık? Hemen yandan paraleli çiziyorum. 4 ise 4, 5 ise 5, buraya da 7 kaldı. Kosinüs ABC, ABC şu açının kosinüs değeri isteniyor bizden. Hemen ne yapıyorum arkadaşlarım? Kosinüs teoremini uygulayalım. Açının karşısındaki kenarın karesi, yani 4'ün karesi 16 eşittir diyorum. Bir 7'nin karesini alıyorum. Artı kollarının, ikisi de 7 olduğu için 7 7. 7'nin karesi 7'nin karesi diyorum. Eksi 2 çarpı kollarının çarpımı, yani 7 çarpı 7. Bir de çarpı kosinüs alfa geldi buradan. Şimdi düzenleme aşaması. 49, 49'da burası 98 yaptı. Şu 16'yı da bu tarafa alalım. 98 eksi 16 olur. Şu ifade eksili bir ifade olduğu için onu da sol tarafa atıyorum. 7 kere 7 49, 2 ile çarptım. 98 kos alfayı bu tarafa artı olarak 98 kos alfa olarak attım. Şimdi 98'den 16 çıkacak. 82. Şöyle oldu. 98 kos alfa eşittir 82 oldu. Hemen 98'e böldüm her iki tarafı. Kos alfa eşittir 82 bölü 98. 2'ye böl, 41 bölü 49. Cevabımız Adana'dan geldi arkadaşlar. Şimdi hemen devam edeceğim arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz kameramız 12 dakika çekiyor ve 12 dakikaya yaklaştı. Hemen bir daha baştan başlıyorum şimdi. Ya da durdurayım, baştan başlayayım. Ya ne yapacağımı da bilemedim ya. Şöyle durdurdum ve hiç hız kesmeden başlattım hemen. Şimdi x'in ölçüsünü soruyor. X'in değerini soruyor. Şuradaki açıya alfa diyelim. Bunun tersi de alfadır. Bakın alfanın kosinüsü şu dik üçgenden geliyor. Komşu bölü hipotenüs. Kosinüs alfayı biliyormuşuz biz. 6 bölü 8, yani 3 bölü 4'müş. Şimdi şuradan da hemen kos teoremini yapalım. X kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa, yani 3 bölü 4. 4'ler gitti. 2 kere 6 12. 12 ile 3'ü çarp 36. Aha, bir 36 da burada var. Bunlar da gitti. X kare 16. X geldi 4 kardeşim. Ve geçtim ikinci soruya. Şimdi diyor ki EC'ye 4K dersen DE 3K olacak. O halde şurası 5K. Başka AC'yi 10 vermiş, BC'yi 8 vermiş. Şu açıya da biz alfa diyelim mi şimdi X'in karşısındaki açıya? X'i soruyor bize. Gelin X kenarına göre kosinüs teoremini yazalım. X kare eşittir. Kolları 10 ile 8. O halde bunların karelerini yazacağım. 100 artı 64. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. O da komşu bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geliyor bakın dostlar. Onu da yazdık. Hemen şu 5 ile 10'u sadeleştirelim. 2 kalsın burada. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 ile de 8'i çarpacağım. 80, 48 daha 128 yaptı. Şurası da 164 geldi. 164'ten 128'i çıkartıyorum. 14'ten 8 çıktı 6. 5'ten 2 çıktı 3. 36. X kare 36 ise X de 6 geldi goberler. Evet, geldik şuna. Ne diyor? X kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum bak, burada çift kosinüs teoremi yapacağız. Şu alfa açısı sağ taraftaki üçgenin de açısı. Yani ben buradan bir kosinüs teoremi yapabilirim. Sol taraftaki üçgenin de bir açısı. Bir kos teoremi de bu taraftan yaparım. Ve ikisini birbirine eşitlerim. Hadi eşitleyelim dostlarım. Şimdi önce sağ taraftaki kosinüs teoremi. 2 kök 5'in karesi, yani 20 eşittir. Bir 3'ün karesi artı bir de 4'ün karesi. 9 artı 16 eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kos alfa. Düzenleyelim. Şurası 25 yaptı. 20'yi bu tarafa alırsam 25 eksi 20'den 5 olur burası. Şurası da 3 kere 4 12. 2 ile de çarp 24 kos alfadır. Bu tarafa alalım onu, çünkü artı olması lazım.
24 cos alfa. Hemen cos alfa ne çıktı bu durumda? Cos alfa 5/24 geldi. E şimdi ne yapacağım dostum? Bir de şuradaki üçgenden kosinüs teoremi uygulayıp x'i bulacağız. Hadi uygulayalım şurada. X kare eşittir 8'in karesi artı 9'un karesi eksi 2 çarpı 8 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa. Onu da 5/24 diyebiliyoruz. Düzenleme aşaması. 8'e böldüm, 8'e böldüm 3. 3'e böldüm, 3'e böldüm 3. 3 kere 5, 15, 2 ile de çarptım. Şurası komple 30 yaptı dostum. 81'den 30 çıkartalım, 51. 51 ile 64'ün toplamı 115. O halde x kare 115, x eşittir kök 115 geldi dostlar. Ve geldim ben de 4. soruma. ABC üçgeninde AD eşittir BE 1, 1. Tamam, 3, 5, 2 kök 21 hepsi yazılmış. X kaçtır diye soruyor. Dostum bak, yine şu açıya alfa diyeceğim. Önce büyük üçgende kosinüs teoremi yapacağım. Çünkü üç kenarı da belli ya. Kosinüs teoremini bir yapayım. Alfayı bir bulalım. Bir de küçük üçgende yapınca kendiliğinden x çıkacak zaten. Şimdi önce büyük üçgende kos teoremi. Açının karşısındaki kenar 2 kök 21. Bunun karesini alıyorum. 84 yapıyor. 84 eşittir. Bir 4'ün karesi bir de 6'nın karesi. Yani 4'ün karesi artı 6'nın karesi 16 artı 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kos alfa. Şimdi düzenleyelim burayı. 36. 16 daha. 46, 52. 52'yi bu tarafa çıkartırsak eksi, yok 52 buraya gelirse 32 olur. Eşittir. Şurası da 6 kere 4, 24, 2 ile çarptım. Eksi 48 kos alfa gelir. Hemen 32/48 oldu. 16 ile sadeleştirelim. 2, 3. Yani 2/3 geliyor ama eksisi de var. Eksi 2/3 çıktı kos alfa. Şimdi gelin bir de küçük üçgende, şu üçgende sadece kosinüs teoremi yapalım. Açının karşısında x var. X kare eşittir 3'ün karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 1 çarpı kos alfa. O da eksi 2/3. Onun eksisini ne yapıyordum ben? Şuraya yazıyordum, artı yapıyordum. Peki 3'ler gitti. Şurası 10. Şurası 10. 2 kere 2 burası da 4. 10 artı 4'ten 14. Sorumun cevabı kök 14 geldi goberler. Evet, 3 numarayı hallettik ve geldik 4 numaraya. ABC üçgeninde AB eşittir 4, şurası eşittir 6. Kosinüs B ile C açısının toplamının kosinüsü eksi 1/6. X nedir diye soruyor. Dostum bak, kosinüs B artı C eksi 1/6 ise B artı C ile A'nın toplamı 180 ya. Demek ki hani bütünler açıların kosinüsleri neydi? Biri diğerinin eksilisiydi. O zaman A'nın kosinüsü 1/6 olacak. Toplamları 180 olduğunda birinin kosinüsü diğerinin eksilisi olacaktı. E bunun eksilisini aldığımda artıya döndü. Şimdi x'e göre kos teoremi. X kare eşittir 4'ün karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs a açısı, o da 1/6. 6'lar gitti. Şurası 8 yaptı. 36, 16 daha 52 yaptı. 52'den 8 çıktı 44. X eşittir 2 kök 11 geldi. Hadi şuna bakalım. Şekildeki çemberde ABC eş kenar üçgendir. O halde bu açı 60. Dostum, kirişler dörtgeni var. Bakın, çemberin içindeki dörtgen kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninin özelliği karşılıklı açılarının toplamı 180. O halde bu açı 120 derece. 5 var, 3 var. AC'yi soruyor bize. Şuradaki kenarı soruyor. Hadi x'i bulalım. Kosinüs teoremi yapıyorum şu üstteki üçgende. X kare eşittir bir 5'in karesi artı bir de 3'ün karesi yazıyorum 9 eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 120.
Normalde kosinüs 120 kosinüs 60'ın eksilisine eşit değil mi dostum? Kosinüs 60 1 bölü 2 ise bir de başında eksi var. Eksi 1 bölü 2 olacak ve bu eksiyi ne yaptığımı biliyorsunuz artık. Buraya artı verdim. İkiler gitti. Şurası 15 yaptı. 25 de buradan geliyor, toplayalım 40. 9 da buradan, x kare 49. O halde x 7 çıktı goberler. Şuna geldik. Kosinüs A, B, C. Şuradaki açının alfa diyelim. Kosinüs değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bakın hemen şurayı çiziyorum. Şu kısmı. Şurası için şunu söylüyorum. Bu da beta olsun. Ve biz alfa ile beta'nın toplamının 180 olduğunu biliyoruz. O halde kosinüs alfa eksi kosinüs beta'ya eşitti değil mi? Toplamları 180 olduğunda böyle oluyordu. Peki şuraya x diyelim. Biz sol taraftan kosinüs teoremi yapalım. X kare eşittir 8'in karesi 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı kosinüs beta. Peki kosinüs beta eksi kosinüs alfa mıymış dostum? Kosinüs alfa yazıyorum, eksisini buraya verdim. Peki yine sağ taraftaki üçgenden kosinüs teoremi yaptığımda yine x kare gelmiyor mu? Yani yine buna eşit değil mi? Devamını yazıyorum o zaman. Yine x kare eşittir. Bir 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9, eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı bu da kosinüs alfa geldi. Hadi şimdi düzenleyelim dostlar. Şurası 80 artı 32, 64 tane kos alfa yaptı. Burası 34 eksi 10, 30 tane kos alfa geldi. Şimdi 30 tane kos alfayı buraya atarsam ne oluyor burası dostum? 94 tane kos alfa oluyor. 80'i bu tarafa atarsam 34 eksi 80 geliyor burası. O da 46 yapıyor galiba değil mi? 80'den 34'ü çıkartalım. 30 çıksa 50, 4 daha çıksa 46. Eksi 46 yapıyor burası da. O halde 94'ü de bölersem her iki tarafı. Kosinüs alfa eşittir. Eksi 46 bölü 94 olur. Yani eksi 23 bölü 47 gelir. O da Edirne şıkkındaymış. Doğru cevabımız. Evet, geldim dördüncü sorumuza. ABC üçgeninde AD eşittir 7 birim falan filan her şeyi yazmış. ACX nedir diye bir soru soruyor arkadaşlarım ve evet yine ezan okunmaya başlıyor. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Burada bir duracağım ben. Ezan bitince devam edeceğim. Hadi görüşürüz kardeşlerim. Devam edelim arkadaşlarım şimdi kaldığımız yerden. Şu soruya bakıyorduk, dördüncü sorumuza. ABC üçgeninde AD 7 birim demiş. Tamam, 6'yı vermiş. ACX nedir diyor. Şimdi şu X'in karşısındaki açıya bir alfa diyeyim ben. Önce şu küçük üçgende kosinüs teoremi yapıp alfayı bulacağım. Kosinüs alfayı daha doğrusu. Bir de büyük üçgende kosinüs teoremi yapıp X'i bulacağız dostum. Önce küçük üçgen. 7'nin karesi yani 49 eşittir. 6'nın karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 3 çarpı kos alfa. Şimdi devam edelim, düzenleyelim. 9'u silelim buradan, 40 kalsın. 36'yı da çıkartalım, 4 kalsın. Eşittir. Şurası da 2 kere 3 6, 6 kere 6 36, eksi 36 kosinüs alfa. Hemen eksi 36'ya böldüm. 4 bölü 36 yani 1 bölü 9. Tabi eksi 1 bölü 9 kos alfa geldi. Şimdi büyük üçgende, kocaman üçgende kosinüs teoremi yapıyorum. X kare eşittir diyorum dostum. Kenarlarımız 6 ile 9. 6'nın karesi 36, eksi 9'un artı 9'un karesi 81. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 9 çarpı kosinüs alfa eksi 1 bölü 9'du. Eksisini buraya verdi. 9'lar gitti. Şimdi şunları bir toparlayalım. 117 burası. 12 de buradan geliyor. 117, 119, 129 yaptı. Kök 129 çıktı sorumun cevabı. Evet, 4 numaradan 5 numaraya geçtik arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız? Görelim. Birinci soru goberler.
ABC açısı kaç derecedir diye bir soru soruyor. ABC neresi? Şuradaki açıyı soruyor bize. Alfa. E hadi gelin alfaya göre kos teoremi yapalım. X kare eşittir y kare artı z kare eksi 2yz çarpı kosinüs alfa. Peki x kare bakın burada da şuna eşitmiş. X kare şu ifadeye eşit olmuş. Hadi bunu da eşitleyelim. Gelelim x kareyi eşitleyelim. Y kare artı z kare eksi kök 2yz. Peki y kare ile y kare gitti. Z kare ile z kare gitti dostlarım. Bir de şurada her iki tarafı eksi 2yz'ye bölelim. Burada bakın kosinüs alfa kalıyor. Eksi 2yz'ye böldüğümüz için şurası gidiyor. Geldi buraya. Burada da eksi kök 2 çarpı yz bölü eksi 2yz oluştu. Yz'ler de gitti. Eksiler artıya döndü. Kosinüs alfa kök 2 bölü 2 çıktı dostum. Kosinüs kaç? Kök 2 bölü 2 idi. 45 derece. Eksisi çıksaydı 135'i işaretleyecektim. Geniş açı olacaktı çünkü. Geldik buna. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları AB ve C birimdir. Uzunluğu A birim olan kenarı gören açının ölçüsü. Şimdi uzunluğu A birim olan şurası olsun ABC. Şu alfa açısının ölçüsünü soruyor. Ben o zaman alfaya göre kosinüs teoremi yazıyorum. A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kos alfa. Dostum bak şuradan da a kareyi çeksek biz eksi b kareyi bu tarafa artı b kare olarak göndersek a kare yerine de getirip şunu yazsam ben dostlar. Yani bu yine eşittir a kare yerine yazıyorum c kare eksi bc artı b kare. Peki c kare ile c kare b kare ile de b kare gitti. Gelin bir de her iki tarafı eksi 2bc'ye bölelim. Eksi 2bc. Şunlar gitti. Burada kos alfa kaldı. Şu eksi eksiye artı yaptı. Bc'ler de sadeleşirse 1 bölü 2 kaldı. Kosinüs kaç 1 bölü 2'dir? 60 derecedir dedim. Geçtim diğer soruya. Bakın yine b kare ile başlayan bir ifade vermiş bize. O zaman biz b'ye göre kosinüs teoremini hemen bir yazalım dostlarım. B kare eşittir c kare artı a kare. Şurası da dursun neyse. Eksi 2 çarpı c çarpı a çarpı kosinüs b açısı. Eşitmiş dostlar bu adam eşitmiş. B kare neye eşitmiş? Şu ifadeye. Hadi getirin onu da yazalım buraya. A kare artı c kare eksi a c çarpı sinüs b. Peki. A kare c kare şuradaki a kare c kare ile sadeleşti. Hemen şu AC'yi bu tarafa bölü olarak atalım. Yani eksi AC'ye bölelim her tarafı. Şöyle bölüyorum eksi AC'ye. Eksiler artıya döndü. AC'ler gitti. Burada 2 kaldı. 2 cos B eşittir. Sinüs B kaldı burada da arkadaşlar. Peki kosinüs B'ye bölelim her iki tarafı. 2 eşittir. Sinüs B bölü kosinüs B kaldı. Ve sinüs bölü kosinüs de tanjantı eşit olduğu için tanjant B 2 çıktı gobeller. Evet cevabımız Denizli'dir diyelim. Geldik şu soruya. Bir ABC üçgeninin kenarlarının uzunlukları A birim, B birim ve C birimdir diyor. Şöyle bir ifade olduğuna göre diyor burada da. Olduğuna göre A birim uzunluğundaki kenarını gören açının sinüsü kaçtır diye bir soru sormuş. A birim uzunluğundaki kenarını gören şöyle bir ABC üçgeni var. ABC. A'yı gören açının sinüsü. Şuradaki açının alfa diyelim biz bu açıya. Sinüs değerini bize soruyor. Şimdi demek ki ben A'ya göre bir kere şeyi yazacağım. Kosinüs teoremi yazılacak. Şuraya bakalım. Burada nasıl bir şey vermiş? B küp eksi C küp diyor dostum. Bunu nasıl açıyorduk? Biz B eksi C çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikinciyi çarp yine artı ikincinin karesi. Bu şekilde açılıyordu bu. Eşitmiş. Şurayı da A kare parantezine alsam. A kare parantezinde B eksi C çıkıyor dostlar. Şimdi B eksi C burada var. Burada da var. Bunlar bir sadeleşti. Bakın ne kaldı? A kare eşittir. Şöyle bir ifade kaldı elimde.
Peki a kare, bir de kosinüs teoreminden bulalım a kareyi. B kare artı c kare eksi 2bc çarpı cos alfaydı a kare. Bir de biz ne bulduk a kareyi? B kare artı c kare artı bc diye bulduk. Dostum b kare ile c kare, b kare ile c kare gitti. Her iki tarafı gelin eksi 2bc'ye bölelim. Şununla şu gitsin. Burayı da eksi 2bc'ye böldüm. Kosinüs alfa eşittir. Bc'ler de gitti. Eksi 1 bölü 2 çıktı. Kosinüs kaç 1 bölü 2 idi? 60. Eksi olduğu için 120 oldu dostum. Demek ki alfa açımız 120 dereceymiş. Bize de sinüs 120'yi soruyor. Alfanın sinüsünü soruyor. Sinüs 120'de sinüs 60'a eşit yine. O da kök 3 bölü 2'dir dedim Gobeler. Evet, bunu da hallettik. Geldik şimdi. Artık bundan sonra herhalde sinüs teoremi çözeceğiz birazcık da. Evet, sinüs teoremi sorularına gelmişiz dostlar. Şimdi birinci soru. Sinüs teoremi yapmamı istiyor. O yüzden ben bir ilk önce sinüs teoremiyle çözeyim bu soruyu. Sonra tabii ki 60 gördüğüm için diklik indirerek de çözebiliriz diyeceğim kardeşler. Şimdi sinüs teoremi de şu. Açı var, karşısındaki kenar var. Olayımız şu. Kenarı 12 köküçü yani. Açının sinüsüne bölebiliyorsun arkadaşım. Sinüs 60. Eşittir diyeceksin. 8, aynı şeyi bakın 8 için yapıyorum. Bölü sinüs x diyorum dostlarım. Neymiş sinüs teoremi? Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsüymüş. Olay gayet basit yani. Peki sinüs 60 neydi dostum? Kök 3 bölü 2 idi. Şurası kök 3 bölü 2 ise şöyle olmaz mı? 12 kök 3 çarpı kök 3 bölü 2 ya burası kardeşim. Ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü kök 3 diyorum. Eşittir 8 bölü sinüs x. Şimdi kök 3'ler gitti. Burası 24 oldu. 24 ile içler dışlar çarpımı yaparsak 24 tane sinüs x eşittir 8. Sinüs x eşittir 8 bölü 24. Yani 8'e böl 1, 8'e böl 3. 1 bölü 3 çıktı sinüsün değeri. Geldim ikinci soruya. Şimdi bakalım ne diyor bu? BC kenarı 16 santim olan bir ABC üçgeni var. A, B, C üçgeni. BC kenarı 16 santim. AC kenarı nedir diye soruyor. Hadi sinüs teoremini yazalım. X bölü bak kenar bölü açının sinüsü. Sinüs B. Eşittir 16 bölü A açısının sinüsü. Sinüs A. Peki dostum burada da diyor ki sinüs A yerine şunun yerine 2 tane sinüs B yazabilirsiniz diyor. E o halde buradaki sinüs B'ler de gider. X eşittir 16 bölü 2'den 8 kalır dostlarım. Geldik şuna. Evet. Olduğuna göre sinüs ACB açısı. Şu açının sinüsünü soruyor. Alfa diyelim buna. Hemen sinüs teoremi yapıyorum. 4 bölü sin alfa. 4 bölü sinüs alfa eşittir. 6 bölü şuradaki açının sinüsü olacak dostlarım. 6 bölü sinüs B, onu da yazalım. Sinüs B. Yine eşittir. Şu kenara da bir ne diyelim? X kenarı diyelim isterseniz. X bölü sinüs 120. Şuradan devam ediyorum. X bölü sinüs 120. Sinüs 120 de neydi? Sinüs 60'a eşitti. Kök 3 bölü 2. Kök 3 bölü 2'yi de ters çevirelim. 2x bölü kök 3. Dostum bak şimdi neler söyleyeceğim burada. Diyeceğim ki x'i bilirsem sinüs alfayı bulurum. Şu sonuncusuyla işim yok sinüs teoremini yapmayayım bunda. Şu ikisine bakayım kardeşim ben. Diyorum ki x'i bilseydim sinüs alfayı bulurdum. O halde öncelikle hedefim x'i bulmak. Peki x'i nereden bulabilirim? Kosinüs teoremi yaparak da bulabilirim. Ya da Pisagor bağıntısı. Şurayı uzattım birazcık. 60 derecedir dedim. Dikliğimi de çizdim. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3'tür. 60'ın karşısı 3 kök 3. Hadi büyük de Pisagor yapalım şimdi şu üçgende. X kare eşittir 7'nin karesi 49 artı 3 kök 3'ün karesi 27. Yani x kare eşittir 50 olsa 67 olacaktı. 66 mı geldi arkadaşlar? Doğru söyledik değil mi? Bir daha bakalım. Yok, 66 değil. 50 olsaydı 77 olacaktı. 1 çıkarttım 76. Heh, 76 da 4 çarpı 19'dur. Yani 2 kök 19 geldi.
O halde getirip şuraya 2 kök 19 yazalım biz dostlar. Ne olur orası? 4 kök 19 bölü kök 3 olur. 3 eşittir 4 bölü sin alfa. Şu 4'leri sadeleştirelim. Takla attıralım her iki tarafa. Kök 3 bölü kök 19 eşittir sin alfa geldi. Hadi kök 19 ile genişletelim her tarafı. Kök 19 çarpı 3'ten kök 57 bölü. Evet, biz videoyu unutmuşuz arkadaşlarım. Yine durmuş burada. Şöyle siz bir yine bir bakın buradan arkadaşlar. Şu son işlemler herhalde gözükmedi orada diye tahmin ediyorum. Artık şuradan bir anlamaya çalışın arkadaşlarım ne yaptığımı. Nerede kaldığımızı da bilmiyorum ki, oradan devam edeyim diyeceğim ama. En son şuradaki matematiksel işlemler. Dörtleri sadeleştirdim. Takla attırdım her iki tarafa. Kök 3 bölü kök 19. Bir de kök 19 ile eşleniğiyle yani çarptım ki kök 57 bölü 19 geldi. Şimdi sıra bunda. Evet, ABC üçgeni 90 artı alfa falan filan hepsi var. Buna göre kotanjant alfa nedir diye bir soru soruyor. Dostum şöyle yazıyorum ben ilk önce. Gerçi bunu şöyle de çözebilir miyiz? Bir dik üçgen oluştursak. Şuradan şöyle bir şey çizsem. Şurası alfa derece, şurası 90 derece olsa ikiz kenar. Yok, uğraşma. Sinüs teoremi yap gitsin. 8 bölü karşısındaki açı 90 artı alfa. O halde 90 artı alfa, yani pi bölü 2 artı alfa yazıyorum. Eşittir. 4 bölü sinüs alfa geldi direkt. 4 bölü sinüs alfa. 4 ile 8 sadeleşsin, 2 kalsın. Şimdi pi bölü 2 artı alfada neler oluyordu dostlarım? Şurada gösterelim. Sinüs pi bölü 2 artı alfa. Sinüs pi bölü 2 olduğu için bir kere isim değiştiriyordu. Kosinüs alfa. Bir de bölgeye bakıyorduk. Pi bölü 2'ye biraz açı eklediğimde bu bölgeye gelir. Ve bu bölgedeki sinüslerim artı olduğu için bu da artı olacak. Yani kosinüs alfaya eşitmiş. O halde 2 bölü kos alfa eşittir 1 bölü sin alfa kaldı. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 tane sin alfa eşittir kos alfa çıktı. Her iki tarafı sin alfaya bölelim. 2 eşittir kos alfa bölü sin alfa. E kos bölüsünde kotanjant alfaya eşit. Demek ki kotanjant alfa direkt 2'ye eşitmiş dostlar. 7 numaradayız arkadaşlarım. ABC üçgeninde diyor. 8'i vermiş, 6'yı vermiş pardon. Çevrel çemberinin yarıçapı nedir diye soruyor. Dostum sinüs teoremi şöyledir aslında. 6 bölü yani kenar bölü açının sinüsü. Sinüs 60 eşittir. İşte bu kenar bölü sinüs B. Bu kenar bölü sinüs C. Ve hepsi de şuna eşittir. 2R'ye. R dediğim şey çevrel çemberinin yarı çapıdır dostlarım. Yani çapına eşitmiş çevrel çemberin. Buradan da 2R'den R'yi bulacağım dostlar. Sinüs 60 dediğim şey kök 3 bölü 2 idi. Şuraya kök 3 bölü 2 yazalım. Bunu ters çevirip çarpalım. 12 bölü kök 3 eşittir 2R olur. 2'ye bölelim. 6 bölü kök 3 R'ymiş. Hadi bir de kök 3 ile genişletelim her iki tarafı. 6 kök 3 bölü 3 eşittir R. 3 ile sadeleştirirsem 2 kök 3 çıktı R dediğim uzunluk. Geldim şuna. Çevrel çemberinin yarıçapı 12. R eşittir 12'ymiş. ABC üçgeninde işte ABC üçgeni. ABC. AB'yi 18 vermiş adam. Kotanjant ACB. Şu açının da kotanjantını soruyor. Ben sinüsünü bulacağım. 18 bölü sinüs C açısı eşittir neye? 2R'ye yani 24'e. 6'ya bölelim 3. 6'ya bölelim 4. İçler dışlar yaptım. 4 tane sinüs C eşittir 3. O halde sinüs C eşittir 3 bölü 4. Döndü klasik soruya. Bir açının sinüsünü biliyorsan kotanjantını da söyleyebilirsin diyor bana. Hemen dik üçgenimi yaptım. Bu açı C olsun. Sinüsü neymiş? 3 bölü 4. Yani 3 burası, 4 burası. Pisagor'umu yaptım. 16'dan 9 çıktı. Burası kök 7. Kotanjant neydi? Komşu bölü karşı. Kök 7 bölü 3'ten cevabım Bursa çıktı dostlar. Ve geldim buna. ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarıçapı 10'dur. Şöyle bir şeyler var diyor. Olduğuna göre BC eksi AB farkı da kaç santimdir diye bir soru soruyor bize. Önce şu üçgenimizi bir oluşturalım. Şimdi bu bir ABC üçgeni.
BC kenarını istiyor X diyelim. AB kenarını istiyor Y diyelim. Bana BAC açısını şu açının tanjant değerini vermiş. Hemen dik üçgen çiziyorum. A açısının tanjantını 3, 4 vermiş. Burası 5. Peki sinüsü ne çıkar bu açının o zaman? 3 bölü 5 çıkar değil mi? Bak bu açının yani A açısının sinüs değeri 3 bölü 5 çıkar dostum. Peki. Kosinüs ACB'yi vermiş. Şu açının kosinüsünü vermiş. C'nin. Hemen C'nin dik üçgenini çizdim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Peki 4'ten 3 çıktı. Bir de burası gelecek o halde. C'nin bana sinüsü lazım. Sinüs C ne çıkar burada? 1 bölü 2. Hadi şimdi sinüs teoremini yazalım. X bölü sinüs A. Yani 3 bölü 5. Eşittir. Y bölü sinüs C. O da 1 bölü 2'ymiş dostum. Yine eşitti bunlar neye? Çevrel çemberin çapına. 2R'ye. Yani 20'ye. Peki şunu şuraya çarpı olarak atarsam 1 bölü 2 çarpı 20 Y'ye eşit. Yani Y eşittir 10 gelir. Şunu şuraya çarpı atarsam 60 bölü 5'ten X'de 12 gelir. Bize neyi soruyor? 12'den 10'u çıkartın diyor. Cevabımız Bursa geldi. Şuna bakalım. Çevresi 72 santim olan ABC üçgeninde. Tamam. Sinüs A, sinüs C, sinüs B böyle bir ilişki var diyor arkadaşlarım. Olduğuna göre AC nedir diye bir soru sormuş bize. Tamam. Hemen bir bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi şöyle bir şey yazayım. ABC üçgeni şu olsun. O zaman bu kenar A, bu kenar B, bu kenar da C oldu. Şuradan içler dışlar çarpımı yapsak biz. Peki 3 tane sinüs B eşittir sin A artı sin C geliyor. Bu da bir dursun elimizde. Şuradan A artı B artı C çevresi yani A artı B artı C'yi biz ne diyebiliyoruz arkadaşlarım? 72 diyebiliyoruz. Bir de sinüs teoremi yazalım. A bölü sinüs A eşittir. B bölü sinüs B yine eşittir. C bölü sinüs C. Bize de AC kenarını yani B'yi soruyor arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız görelim dostlarım. Peki şimdi konuşalım bakalım. Şöyle bir orantının özelliğini kullansak. Şu ikisinin toplamı, hani bunların hepsinin toplamı 2R'ye eşit ya kardeşim. Şu hani orantıda şöyle bir özellik vardı. Bunların üstünü, üçünü komple toplayıp 6 da komple toplarsam orantının değeri değişmiyordu. Peki üstlerin üçünü toplayalım. A artı B artı C yani 72 mi geliyor? Bölü altları toplayalım. Sin A artı sin B artı sin C geliyor. Sin A ile sin C'nin toplamı zaten 3 tane sinüs B. Bir de kendiliğinden var. 4 tane sinüs B oldu mu arkadaşım burası? İşte yine oran 2R'ye eşit. Tamam mı? Yani yine bu eşittir 2R diyebiliyormuşum. Ya da B bölü sinüs B'ye eşittir diyebiliyormuşum. Sonuçta 2R de buna eşit. B bölü sinüs B'ye eşit. Peki bunlar birbirine eşitse sinüs B'ler gitti. 4 ile de 72'yi sadeleştirdim. 18 kaldı. Bakın B eşittir. 18 çıktı dostlar. Evet bunu da hallettik ve aldık 8 numarayı önümüze. Bakalım bu ne diyor. Alan ABC'yi soruyor bize. Kaç dakikamız var? 8.35 olmuş daha var. Şimdi ne diyordu? Alan ABC. Dostum bir üçgeni çizelim ilk önce şuraya. ABC. AB kenarı 7. BC kenarı 12. Şu açıda 30 dereceymiş. Alanını soruyor. Birkaç farklı yolla bulabilirim dostlarım. Şuradan bir diklik çizip 30'u gördüğüm için 90'ın karşısı 30'un karşısı muhabbetinden en son yüksekliği bulurum. Taban çarpı yükseklik bölü 2 deriz. Ama bu bizim sinüs alan bağıntısını kullanmamızı istiyor. O zaman sinüs alandan yapalım. Bakın sinüs alan bağıntısı bu. Sinüs teoremi değil. Sinüsün alan bağıntısı. Formül şöyle. 1 bölü 2 çarpı bildiğin iki kenarı çarpıyorsun. 7 ile 12'yi. Bir de aralarındaki açının sinüsü. Sinüs 30. O da 1 bölü 2'dir dostum. 2 ile
2'nin çarpımı 4'tür. Şuradaki 4'ü götürdü 3. 7 kere 3, 21 kaldı sorumuzun cevabı. Geldik buna. Eğer bir üçgenin, bak şu üçgenin alanı soruluyor sana, EDC'nin. Sadece iki kenarını biliyorsan kardeşim, aklına sinüs teoremini getir. İki kenar biliyorsan sinüs teoremini getir. Bak yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 15 çarpı sinüs alfa lazım bana. Alfayı da mutlaka bulman için bir dik üçgen vermiştir. İşte o da burada. AB'ye 3K dersen BE 4K olacak. Şurası da 5. Sinüs alfa 3 bölü 5 geldi. O halde buraya 3 bölü 5 yazayım ben. 2'ye böl, 2'ye böl 4. 5'e böl, 5'e böl 3. 4 kere 3, 12. Bir de 3 ile çarptım, 36 geldi. Kenar uzunluklarının çarpımı 210 santimetre kare olan. Kenar uzunluklarının çarpımı 210 santimetre kare, tamam. Alanı 6 kök 6 olan bir üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı nedir diye bir soru sormuş. Dostum bak, alanın bir diğer formülü de şudur. Üçgenin 3 kenarını çarparsın, bunu 4R'ye böldüğünde, 4R'ye böldüğünde alanı verir sana. Ve alanı da ne vermiş? 6 kök 6 vermiş dostum. Peki üç kenarının çarpımını da 210 vermiş. O halde 210 bölü 4R eşittir 6 kök 6 geldi. Ne yapalım? 3'e bölelim ilk önce. 3'e bölelim, burası 2 kalsın. 3'e bölelim, 70 olsun. 2'ye bölelim 1, 2'ye bölelim 35 kalsın. Şöyle 4R ile burayı çarpalım. 4 tane R kök 6 eşittir 35 oldu dostlarım. R burada kalsın. Neyi soruyordu? Çevrel çemberinin yarıçapı. R'yi soruyor. R eşittir 35 bölü 4 kök 6 geldi. Şimdi bunu da düzenleyeceğiz. Artık hangi şık çıkıyor? Ha, Bursa'da var zaten, direkt hiç eşlenikle çarpmaya gerek kalmadı dostum. Geldim dördüncü sorumuza. ABC üçgeninde AC'yi 9, şurayı da 12 vermiş. Sinüs A ile B'nin toplamını 5 bölü 6 vermiş. Şimdi bu iki açının sinüs değeri, hani A ile B'nin toplamı A, B ve C'nin toplamı 180 ya kardeşim. A ile B'nin toplamının sinüsü kesinlikle C'nin sinüsüne eşit olacak dostum. Çünkü toplamları 180 derece olan açıların sinüsleri birbirine eşit geliyor Goberler. Peki o zaman ben sinüs C yerine de artık 5 bölü 6 diyebilirim diyorum. Yani sinüs C 5 bölü 6'dır diyebildik. Peki şu açının sinüsünü de biliyoruz. Üçgenin iki kenarını bilince sinüs alan bağıntısı yapın demiştik. Yapalım. 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı 9 çarpı sinüs C. O da 5 bölü 6. 2 ile 6 12 yapar. Bunu götürdü. 9 kere 5'ten 45 geldi sorumun cevabı. Ve geldim 9 numaraya. Evet, ne diyormuş bu şimdi? Alan ABC, ABC'nin alanı CED'nin alanına eşittir diyor. Madem ki bu iki alan birbirine eşit, şu açılara da alfa alfa dersek, bak sol taraftan sinüs alanı yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa eşitmiş, bunun alanı bu. Buranın alanına o da 1 bölü 2 çarpı x çarpı 10 çarpı yine sinüs alfa. Sinüs alfalar gitti, 1 bölü 2'ler gitti, 48 eşittir 10x çıktı. 10'a bölersen 48 bölü 10, yani 4.8 geldi sorumun cevabı. Geldim buna. Alan BFD eşittir FCE. Dostum bak, bu şekli, uçak teoremi diyorum ben buna, uçak kuralı diyorum. Herhangi iki üçgenin alanına eşit verdiyse sana, hangi üçgenler olduğunun önemi yok. Herhangi iki üçgenin alanı eşitse pratik olarak şunu yap. 4 bölü x eşittir 6 bölü 4 diyebilirsin. Hiç sinüs teoremiyle uğraşmaya gerek yok. Yani 6x eşittir 16, x eşittir 16 bölü 6. 16 bölü 6 sadeleştir 8 bölü 3. Yani Adana şıkkı doğru cevap diyebiliriz. Geldik buna. Burada da diyor ki alan ABC, ECD'nin 4 katıdır. Yani şuna A alanı dersem burası 4A'ymış.
diyor bize. Peki. Buna göre de B, C, X nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Şöyle yapalım. Biz buna 3A desek, hani bu da 4 katı olacak ya, 12A olur mu arkadaşım? Bak yine sinüs teoremi yapmayacağım ben. Şimdi şurayı birleştirdiğimde, şurayı bir üçgen yaptığımda, bak 6 kenarına 3A düştü. 2 kenarına ne düşecek? A. 6 iken 2 kenarı 3'e bölmüş ya, ben de alanı 3'e böldüm. Peki, ikilik kenara ne düştü şurada toplam? 4A düştü. 2'ye 4A düştü. Peki, 12A acaba kaça düşer? İşte X'e düşer. Burası neye? 3 katına mı çıktı? Bu da 3 katına çıkacak. Cevap 6. Geldik şuna. Kirişler dörtgeni. Şuranın alanı buranın alanına eşitmiş. X kaçtır diye soruyor. Dostum, kirişler dörtgeninde özellik neydi? Açıların, karşılıklı açıların toplamı 180. Yani bu alfaysa bu 180 eksi alfadır diyeceksin. Peki, yukarıdan sinüs alan teoremi yazalım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı sinüs alfa. Buradan sinüs alan teoremi yapalım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı x çarpı sinüs 180 eksi alfa. Peki sinüs alfa ile sinüs 180 eksi alfa birbirine eşitti. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. 6 ile de 12'yi sadeleştirdim. 2 kaldı. 16 eşittir x kaldı dostlarım. Sorumun cevabı Ceyhan'daymış dedim. Evet, 9 numarayı hallettik. Geldik 10 numaraya. Birinci sorumuz. ABC üçgeninde diyor dostlar. CBD 60 derecedir. 4 kökü sinüs ABD. Şuradaki açının da alfa diyelim. Sinüsünü soruyor. Bak ben buraya K diyorum şu kenara. Ve kenar ortay olduğu için buranın alanıyla buranın alanı kesin eşittir birbirine. Hadi gelin A alanını buradan bulalım. 1 bölü 2 çarpı 4 kök 3 çarpı K çarpı sinüs 60. O da kök 3 bölü 2. Eşitmiş bu buradaki alana. Çünkü alanlar kenar ortay olduğu için eşit bölünmüş. O da 1 bölü 2 çarpı yine 8 yine K ve sinüs alfa. Peki 1 bölü 2'ler gitti. K'lar da gitti. Ne kaldı burada? Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. 12'yi de 2'ye bölersem burada bir 6 kaldı. Burada da 8 tane sinüs alfa kaldı. E bir de 8'e bölelim her iki tarafı. 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 çıktı sorumun cevabı. Ve geldim bu soruya. Bakalım bu ne diyor? BD hemen şuraya 2K derseniz diyor. AD 3K. Dostum o halde bunun alanı 3A, bunun alanı 2A. BC bölü AC. X bölü Y'yi istiyor bizden. Şu ortadaki kenara da M diyor. Şimdi önce şuradan 2A'yı bir yazalım. 2A eşittir. Sinüs alan yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı X çarpı M çarpı sinüs 30, o da 1 bölü 2. Hemen altına yukarıdaki üçgenin alanı 3A'yı yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı Y çarpı M çarpı sinüs 45. Kök 2 bölü 2'dir o da. Hadi bunları birbirine bölelim. A'lar gitti. Burada 2 bölü 3 kaldı. Eşittir. 1 bölü 2'ler gitti. M'ler gitti. Şu bölü 2'ler gitti. Bakın yukarıda ne kaldı? X. Aşağıda da Y kök 2 kaldı. Hadi şu kök 2'yi buraya çarpı atalım. 2 kök 2 bölü 3 olur. Burada da X bölü Y kalır. Yani cevabımız Bursa'daymış deriz dostlar. Deriz dostlar. Peki. 10 numarayı da gömdük. Şimdi burada bırakalım arkadaşlarım. Tarama testine geçeceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.